başkanları İhsanoğlu'na desteklenebileceklerini belirtirken, İşçi Partisi İl Başkanı Şense İhsanoğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini söyledi. Anıtkabir'i ziyaret eden CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Anıtkabir özel defterini imzaladı. İhsanoğlu deftere bu kutlu ve ulvi vazifeye talip olduğum şu anda, Cumhuriyet'in değerlerinin takipçisi ve geliştiricisi olacağımı Türk milletine ilan ederim diye yazdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuştu. Gül, ben aday olmayacağım, 28 Ağustos'ta görev süren sona erecek dedi. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'nu ortak aday göstermesinin ardından HDP de adayını açıkladı. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Profesör Doktor Gencay Gürsoy, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının Selahattin Demirtaş olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın iftar programında yaptığı konuşmada Merkez Bankası'nın faiz programını eleştirdi. Yüksek faiz nedeniyle rahat yatırım yapılamayacağını kaydeden Erdoğan, bunun adı zulümdür diye konuştu. Yargıtay, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin isminde ve tüzüğünde anayasaya aykırılık görmedi. Hamas Siyasi Büro Şefi Meşal, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile telefonda görüştü. Meşal'in Davutoğlu'na İsrail'in Gazze'de Batı şehirlerdeki operasyonları hakkında bilgi verdiği belirtildi. Türkiye'nin Suriye sınırında yine Irak Şam İslam Devleti bayrağı dalgalanıyor. Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Aviv ilçesindeki bayrak 15 Haziran'da indirilmişti. Musul'dan Erbil'e kaykı araç girişi yasaklandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IŞİD'den gelebilecek saldırılara karşı Musul'dan Erbil ve kaykı araç girişini yasakladı. Ukrayna Donetsk'e basın mensuplarını taşıyan bir otobüse ateş açıldı. 68 yaşındaki bir Rus gazeteci hayatını kaybetti. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Ukrayna'nın doğusunda olayların başladığı tarihten beri 6 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Trabzonspor'da kombine kart satışlarına başlandı. Bordo mavilerin Amiyaker'de yeni sezonda oynayacakları maçların kombine kartları 600 ile 6000 TL arasında satılıyor. Dünya Kupası'na bugün ikinci tur maçlarıyla devam edilecek. Saat 19'da Fransa-Nijerya, saat 23'te de Almanya-Cezayir maçları yapılacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Bayburt'la Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan ve Erzurum'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Buna göre İstanbul 27, Ankara 31, İzmir 34, Anadolu Bursa 32, Antalya 30, Eskişehir 33, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 25, Gaziantep 37, Diyarbakır 38 ve Erzurum 26 derece. Erkan'ın sürdüğü Cem Yılmaz Show başlıyor.